geldiniz. Hoş geldiniz sınıfımıza. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün iki yeni harfle beraberiz. Bugün iki yeni harf, yani iki yeni ses öğreneceğiz. Bakalım hangileriymiş onlar? Bugün öğreneceğimiz ilk harf O harfi. O harfinin adı da O, sesi de O. Neymiş sesi? O'ymuş. Adıyla sesinin aynı oluşundan, bir de çıkartırken rahatça çıkartmasından neyi anlarsınız? Ses de bir harfmiş. Ayrıca bir şeyden daha anlarsınız. Renkli, değil mi? Sessiz harflerimiz hep siyah oluyor. Sesli harflerin rengi turuncu oluyor. Orada fark ettiğinizden emindim zaten. Peki neymiş harfin adı? O. Çıkarttığı ses neymiş? O. O da oymuş. Bir kere de ben tahtada size güzel, düzgün nasıl yazılıyor göstereyim. Ardından siz de defterlerinize birer satır yazın. Büyük O'yu yapmak için tam iki satırın arasına, iki satıra da değecek, hem üst hem alt satıra değecek kadar bir yuvarlak çiziyoruz. Küçüğü de tam bunun aynısının küçüğü. Satırın yarısından başlayıp gene bir yuvarlak çiziyoruz. Herhangi bir harfe benzettiniz mi bunu? Evet, benzettim. Neye benzettiniz? Ö'ye. Ö'ye benzettiniz. Ö'nün noktalarını atmışız. Evet. Bakın hakikaten noktalarını koymadığımız zaman ses kalınlaşıyor, değil mi? Noktalısı Ö idi. Buna nokta koymadık, O oldu. Hadi yazın bakalım. Birer satır. O büyük, birer satır, O küçük. Sizler de bizimle birlikte lütfen yazın, sesini verin. O harfinin büyüğünü, küçüğünü birer satır defterlerinize yazın. O. Çok güzel. O. O harfi. O. O harfi. O sesini kelimelerin içinde duyabiliyoruz, değil mi? Nerede? Otta olduğu gibi, en basit örnek. Tozda olduğu gibi. Bordo diye bir renk var. Orada iki tane duyuyoruz. Evet. Hadi gelin şimdi. Yazmanız bittiyse, görüyorum ki bitti. Yazmanız bittiyse gelin bu harfi, ama tabii ki esasen sesini içinde duyduğumuz kelimeler bulalım. İlk önce nerede arayalım? Kelimenin başında arayalım. Ne derkenki gibi? Ot derkenki gibi. Kelimenin en başında çıksın. Çiçek Hanım'dan bir örnek alalım. Olmayacak. Peki aklınıza gelince alırız. Buyurun Fadime Hanım. Okul derken. Okul derken aynen kelimenin başında O'yu duruyoruz. Bir örnekte Oya'da da var. Fadime Hanım'ın sanki bir örneği vardı. Var mı? Diyecektim ama. Diyecektin ama unuttum. Peki Sultan Hanım'dan alalım. Orman. Çok güzel. Şimdi bu sesi sonda bulalım. Yani kelimenin sonunda çıksın. Bu ne demek? Ağzımızdan son ses O çıksın. Ne olabilir? Benim aklıma radyo geldi. Bak, en son O çıkıyor ağzımdan. Radyo. Palto. Palto. Kışın giydiğimiz palto. Erkekler için olanı, kadınlar için olanı manto. Orada da var. Buyurun Sultan Hanım. Manto. Manto. Çok güzel. Peki. Bir örnek de Fadime Hanım'dan aldık. Kilo. Kilo, kaç kilo domates aldın gibi. Hadi şimdi ortada arayalım. Mor derken mesela ortada çıkıyor, değil mi? Tam ortada çıkıyor. Sizin var mı aklınıza gelen? Kol. Kol, aynen orada var. Fadime Hanım, sen de mi kol diyecektin? Evet, çok kullandığımız bir... Buyurun Rukiye Hanım. Bolu. Bolu, evet, bir şehrimizde bakın orada da ortada duyuluyor. Okul. Boru. Boru.
Radyo. Okul. Boru. Radyo. Şimdi ikinci harfimize geçelim. Bakın bakalım ikinci harfimiz neymiş? B harfiymiş. B harfinin büyüğü böyle, küçüğü böyle. B harfinin adı B ama çıkarttığı ses B. B. Çok zor. Yani arkasından başka bir ses gelmeden B demek. Ama şurada balık derken öyle düşünün. Sesi çıkaramayınca kelimeden gidin. Balık burada derkenki gibi B sesi. Rengi ne renkti? Siyah. Siyah. Bir oradan anlıyorsunuz. Bir de çok zor çıktığını zaten konuştuk değil mi? O zaman bu bir ne? Sessiz harf. Evet. Bakalım bu harfi nasıl yazıyormuşuz? Önce büyüğünü yazacağım size. Sonra küçüğünü. Büyüğünü yazmak için gene üst satırdan alt satıra doğru bir düz çizgi. Sonra sırasıyla önce üsttekini sonra alttakini yuvarlayarak yapıyoruz. Küçüğünü yapmak içinse gene dümdüz bir çizgi çiziyoruz. Sadece şuraya bir göbek koyuyoruz. Bu büyüğü, bu gözlüğe benziyor değil mi? Evet, gözlüğe benziyor hakikaten. Bu büyüğü, bu da küçüğü. Hadi yazalım bakalım. Yarım satır isterseniz yazalım ama biraz zor. Hadi bir satır yazalım. Bir satır büyük B, bir satır küçük B yazalım. Sesi zor. Dikkatle veriyorsunuz. B. 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 Derken. Evet. B. B. B harfi. B. B harfi. Bu harfi de gene kelimeler içinde duyacağız. Bu çalışmayı da yapacağız. Bir taraftan yazarken isterseniz bir taraftan düşünün. Siz de bizimle birlikte düşünün sevgili izleyiciler. B harfinin sesi olan B'yı biz ararken kelimeleri nerede duyuyoruz? Başta, sonda, ortada. Siz de bizimle birlikte arayın. Siz de bizimle birlikte düşünün lütfen. Bize katılın lütfen. Hadi aramaya başlayalım mı? B harfini yani B sesini nerede duyuyoruz? Baba. Önce babada var ama sadece başta duyacağımız bir kelime balık geldi benim aklıma. Bak geldi. Çiçek Hanım'ın aklına beyaz geldi. Çok güzel. Bal geldi. Ne geldi? Bal. Bal. Aynen orada da en başta. Buyurun Fadime Hanım. Bacı. Bacı. Baca. Aslında bacı da olur, baca da olur. İkisi de aynı. Evet şimdi gelin aynı harfi, tabii harfin sesi olan B sesini kelimenin sonunda bulmaya çalışalım. Ama size şöyle bir açıklama yapayım. Bu B harfi çok sıklıkla kelimenin sonuna gelmez Türkçe'de. Yani dolayısıyla B sesini de kelimelerin sonunda o kadar sık duymayız. Bunun için benim aklımda gelen iki tane örneği siz aramayın hiç diye ben vereyim istiyorum. Bir tanesi Rab. Rab Allah derken Rabbim dediğimiz zamandaki gibi Rab da sona geliyor. Bir de tab kelimesinde sona geliyor. Tab kelimesi de filmi tab ettirmek. Fotoğraf çektiğimiz filmi bastırmak için verdiğimiz zamanki şey işe tab etmek deniyor. Bu iki örnek benden. Bir de şimdi ortada arayalım. Bu sesi ortada bulalım. Gene ilk örneği ben vereyim. Ebe. Bakın tam ortasında ebede. Ebede tam ortada duyuyoruz. Buyurun Çiçek Hanım. Oba, aynen. Obada da kelimenin tam ortasında B. Fadime Hanım buyurun. Soba. Soba. Tam orada da sobayı ortada duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Başak. Başak.
Soba. Şimdi gelin bu öğrendiğimiz harflerle, seslerle ikili heceler yapmaya başlayalım. Hep yaptığımız gibi. Önce O harfini, yani O sesini başa alıyorum. Yanına B harfini, B sesini. Ne oluyor? Okuyun. O oluyor. Objektif derkenki gibi, obje derkenki gibi. Tam tersini yaparsam B'yi başa alıp yanına O'yu koyarsam bo oluyor. Nerede kullanırız? Boru derkenki gibi bir hece mesela. O. O. B. B. O. B. Ob. B. B. O. B. Bo. Peki ben bu bo'yu bir kere daha yazsam da sonuna bir de üçüncü ses, üçüncü harf eklesem boş. Boşun kendi başına da bir anlamı var, değil mi? İçinde bir şey yok anlamında. Bir de boşluk derken de hece olarak kullanabiliyoruz. Gelin bu o, bo ve boşu hadi şimdi birer kere defterlerinize yazalım. Siz de bizimle birlikte lütfen defterlerinize birer kere o, bo ve boşu yazın. Hadi gelin şimdi tekrar edelim bir. Bugüne kadar öğrendiğimiz sesler yani harfler şuradaki tabelamızda duruyor. Gördünüz mü? Gelin bir tekrar yapalım. Bu harfleri sesleriyle birlikte yapalım. Önce seslilerimizi yapalım. Zaten isimleriyle sesleri aynı. Şöyle bir sırayla geçelim. A. A. E. E. İ. 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 Şimdi gelin sessiz harflerimize geçiyoruz. Önce harfin adını söyleyelim. Ne. 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 Peki sesi nasıl? Hmm. T harfi sesi nasıl? Ş. Ş harfi sesi nasıl? Ş. S harfi sesi nasıl? R harfi sesi nasıl? R. Peki yenileri de unutmayalım. Bugün hangilerini öğrendik? O öğrendik. Bu sesli harfimiz adı da sesi de aynı. Bir de sessiz öğrendik. Adı B, sesi nasıl? B. B gibi. Evet, şimdi bu bir tekrar yaptık ya. Bu eskilerle yeni bugün öğrendiklerimizi karıştırıp bir takım heceler yapalım. Ben yapayım, siz okuyun. Sonra da onun üstünde çalışalım. İlk önce O'yu aldım yeni öğrendiğimizi. Yanına N harfini koydum. Ne oldu? On oldu. Onun kendi başına bir anlamı var mı duyduğunuz zaman? Ne? Matematikte kullandığımız bir sayı değil mi? O zaman altını çiziyoruz. Onun bir anlamı var. Ters çevirelim bakalım. N harfinin yanına bu sefer O koyalım. Ne olacak? No olacak. Burada No'nun bir anlamı yok. Ona hecede kullanıyoruz. Nota denebilir mesela. Döndük, devam ediyoruz. Okuyun bakalım. Ot. Ot. Var mı bir anlamı? Ot. Ot. Aynen. Çiziyoruz altına ama otluk derken de hece olarak kullanıyoruz. Tam tersini yapalım bakalım. Başa T'yi yanına O'yu koyduk. To. To'nun bir anlamı var mı? Ama torun derken mesela hece yapıyor bize. Sonra
A'yı aldık, yanına koyduk. S'yi ne oldu? As. Var mı bir anlamı? As var. Ne anlamı var? Asmak. Evet, çamaşırları as diyebiliriz mesela. Tam tersini yaparsak, S'yi başa, A'yı yanına alırsak sağ. Sağ. Sağ'ın bir anlamı var mı? Sağ. Sağ. Yok. Ha? Tek başına yok. Ama salı derken hece olarak kullanıyoruz örneğin. Peki, ondan sonra bakın bakalım ne oldu? Hoş oldu. Tam tersini yaparsak ne olacak? Şo. Şo oldu. Ben yazayım gene okuyun. Ne oldu? Ab. Ab oldu. Tam tersini yaparsak ne olacak? Ba. Ba. Bunlardan hiçbirinin anlamı var mı? Sa, oş, şo. Var mı anlamı? Oş'un da yok. Ab'ın var mı? Var. Ne? Ba. Ne var? Abla demek için. Ama tek başına, tek başına olacak. Ba'nın var mı? Ba. Çok haklısınız. Söylerken onu öyle söylüyoruz. Ba, üzüm bağını diyorsunuz. Ama onun sonunda bir başka harf var. Biz o daha harfi öğrenmedik. O zaman ba oluyor. Bu şekilde yok. Bu bence balık derken kullandığımız hece örneği. Peki, gelin şimdi bu ikililerden biraz da üçlü heceler oluşturalım. Okuyun neymiş? Vo. Ben bunun yanına r getirdim. Ne oldu? Bor oldu. Bor bir anlamı var mı? Yok. Aslında bor madeni diye bir maden var. Duymadınız mı? Evet, ben de televizyonda falan duymuştum. O olabilir. Sonra bir başka ikilinin yanına b değil, bak noktası var, dikkat, b yanına r koydum, ne oldu? Bir oldu. Onun bir anlamı var mı? Var değil mi? Ama birlik derken de hecede kullanıyoruz. Bu ne? Okuyun, b. Onun yanına r getirirsem ne olacak? Ber. Ber'in bir anlamı var mı? Ber yok, ancak berber dersem bir anlamı oluyor. Hadi gelin şimdi şu bor, bir, beri defterlerinize birer kere yazın. Bor, bir ve beri. Siz de bizimle birlikte yazın lütfen sevgili seyircilerimiz. Bor, bir, ber. Okuyarak yazın, sesini vererek, yazdığınızı okuyarak yapın. Evet. Şimdi yavaş yavaş artık alıştınız. Her dersimizin sonunda bir matematik bölümümüz oluyor. Oraya geçelim istiyorum. Birer kere yazmışsınızdır. Yazmadınız mı? Yazdınız. Tamam o zaman. Hadi bana verin aklınızı. Matematik yapalım beraber. Geçen derslerimizde hatırlarsanız 10 tane kaleme bir araya getirip demiştim ki bu bir deste demiştim size. Hatta onun yanına tekli tekli kalemler getirip 19'a kadar gelmiştik. Bir tane daha koyarsak da 20 olur demiştik. Hatırlıyor musunuz? 20 o zaman tam bu elimdeki 10, eklediklerim de bir 10 oldu. Yani o da bir deste oldu. Elimde zaten bir deste, yani 10 taneden oluşmuş vardı. Üstüne koyduğum 10 taneyi de tek tek koyduk ya, onları da birleştirdim. Bir deste daha oldu. O zaman burada da bir onluk oldu. Peki bu iki onluk yan yana gelince ne olacak? İki tane onluğum var değil mi? Şimdi hatırlıyorsanız ben size matematikte onları nasıl öğretmiştim? Birlik basamağı vardı, onluk basamağı vardı. Şimdiye kadar hep onluk basamağımızda bir tane vardı. Ve okurken 10 diye okuyorduk. Ama şimdi bugünden itibaren bize 2 tane 10'umuz oldu. O zaman biz onluk basamağına 2 tane 10'um olduğunu onluk basamağına 2 yazarak ifade edeceğiz. Nasıl? Şurası birler basamağı. Hep sağdaki. Birler basamağı.
Burasıysa onlar basamağı. Peki şimdi ben 20 yazarken iki tane onum olduğunu nereye yazmalıyım? Hangi basamağa? Onlar basamağına. Çünkü iki tane onum var. Demek ki buraya artık 2 yazacağım. Onlar basamağıma 2'yi yazdım. Peki birler basamağına hiçbir şey yazmazsam bunu gören nasıl okur? Sadece 2 diye okur, değil mi? Ben bir şey yapmam lazım ki 20 olsun. Aynen öyle. Yanına bu 0'ı koydum. Buraya koyduğum 0 ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hem bunu 20 haline getiriyor hem de şöyle bir şey diyor bize. 2 tane onluğum var ama hiç birliğim yok. Tamam? Hiç birliğim yok. Biz onar onar 100'e kadar saymıştık hatırlıyorsanız. Oradan hatırlayın. 20'den sonra kaç geliyordu? 30 geliyordu. Peki 30 olduğunda 30'u nasıl yazacağım? Şu onlar basamağımda bu sefer 3 tane olacak. O zaman 30 olacak. Bu eğer diyelim ki 4 tane olursa 4 yazacağım. Bu ne demek olacak? 4 tane onluğum var ama hiç birliğim yok anlamına gelecek. Aynı şekilde 50'yi de böyle yazıyoruz. 50'de de 5 onluğum var, hiç birliğim yok. Devam edersek 60'ı nasıl yazacağız? Aynen böyle yazacağız. 6 tane onluğum var, hiç birliğim yok. 70, 7 onluğum var, hiç birliğim yok. 80, burada kaç onluğum var? 8 tane, değil mi? 8 tane onluğum var. Hiç birliğim yok ama bunu böyle yazarsam 8 olacağı için 0 ile 80 diyorum. En son 90. Burada ne diyorum? 9 tane onluğum var. Hiç birliğim yok. Yani bu onlar basamağında kaç yazıyorsa o kadar onluğunuz var demek. Okurken bunu hiç unutmayın. Tamam. Anlaşılmayan bir şey var mı? Soru var mı? Teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Defterlerinize yazdıklarınızı 5'er kere evde yazın. Hani yazdığımız bugün heceler ve kelimeler var ya, onları en az 5'er kere evde tekrar edin. Siz de bizimle lütfen bunu ödev olarak alın. Siz de burada yazdığımız, defterlerinize, siz de evlerinizde yazdığınız heceleri, kelimeleri 5'er kere daha defterlerinize yazın. Teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Birlikte olmak üzere tekrar bir sonraki derste görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olun.